Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Yasalarımızı ekranda görüyorsunuz. Anlattığımız hizmetler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Zaten yatırım tavsiyesi yapmak da suçtur. Bilginiz olsun. Şimdi geçen gün İmve Yatırım'ın karını açıklamıştım. %447'lik bir kar elde etmişti. Bugün de bilançosunu dilimizin döndüğünce yorumlamaya çalışacağız. Bugün baktığımız zaman günü %6.39'luk bir kazançta 154 TL'den kapattığını görmekteyiz. Satışlara baktığım zaman 2020'nin son çeyreğinde 45.293.000'lik bir satış olmuş. 2019'un son çeyreğinde, yani geçen sene 35.000'lik bir satış elde etmişler. Yani bu arkadaşlar toplam 12 aylık zaman zarfı içerisinde yaptığı satışlar. Zaten çeyreklik gelir tablosuna baktığımız zaman 3 aylık zaman zarfı içerisinde yaptığı satışları da görebilirsiniz. Brüt kâra geldiğim zaman 2020 son çekinde 38.843.000, 2019 son çekinde ise 25.387.000'lik bir brüt kâr elde etmişler. Esas faaliyet kârı 2020 son çeyrekliğinde 568.000.000, 2019'un son çeyrekliğinde ise 108.000.000'lu bir esas faaliyet kârları var. Yani şöyle söyleyelim, geçen sene oranlar satışlar, brüt kâr, esas faaliyet kârı, fabrik ve net dönem kârları 60. Zaten net dönem kârı içinde demiştik %447'lik bir kâr elde ettiğini söylemiştik. Favoya baktığımız zaman 2020'nin son çeyrekliğinde 36.000.000, 2019'un son çeyrekliğinde ise 24.000.000 bir favok de var. Favok neydi? Faiz, amortisman, vergi öncesi kâr arkadaşlar. Zaten çok önemli bir kalemdir. Geçen sene oranla nereden bakarsanız bir 12.000.000 favoyunu arttırmış. Net dönem kârı 2020'nin son çeyrekliğinde 458.000.000. Yani 12 aylık zaman zarfı içerisinde net dönem kârı 458.000.000, 2019 son çeyrekliğinde, yani 12 aylık zaman zarfı içerisinde de 83.000.000 bir net dönem kârı elde ettiğini görmekteyiz. Özet bilançoya geldiğimiz zaman arkadaşlar, dönem varlıkları için biz ne diyorduk? 1 yıl veya daha az zaman zarfı içerisinde nakit paraya çevrilecek varlıklara biz dönem varlıklar diyorduk. Önemli olan kısımlar ne arkadaşlar? Dönem varlıklar, duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve öz kaynaklar. Bunlar şirketin önemli kalemleridir. Dönem varlıklar, duran varlıklar ve maddi duran varlıkların artırmasını istememizin sebebi, şirketin en azından yatırım yaptığını ve gelecek yıllarda bu yatırımlardan şirketin kasasına nakit akışı olmasından dolayı. Şimdi dönem varlıklara baktığımız zaman 2020 son çeyrekte 22.000.000, 2023'ün çeyrekte ise 8.000.000 bir dönem varlıkları varmış. Şirket dönem varlıklarını arttırdığını görmekteyiz. Tabii geçmiş çeyrekliklerde bakmamız lazım ki en azından dönem varlıklarını çeyreklik gelir tablolarında şirketin arttırdığını anlayabilmemiz açısından. Duran varlıklarda arkadaşlar, bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde şirketin nakit paraya çevirecek varlıklarına da duran varlıklar diyorduk. Ne demiştik? Önemli kalemlerden biridir. 2020'nin son çeyrekliğinde 748.000.000, 2020'nin 3. çeyrekliğinde ise 557.000.000'lık bir duran varlıkları varmış. Şirket duran varlıklarını arttırmış bir önceki çeyrekliğe göre. Finansal borçlara geldiğimiz zaman 2020 son çeyrekliğinde 32.000.000, 2023 çeyrekliğinde ise 31.000.000 bir finansal borçlar varmış. Nereden bakarsanız şirket bir 640.000'lik bir finansal borç yapmış. Net borca baktığımız zaman 2020 son çeyrekliğinde 31.979.000, 2020'nin 3. çeyrekliğinde ise 31.363.000'lik bir net borçları varmış. Borçlarında 600.000'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynaklarına baktığımız zaman 2020'nin son çeyrekliğinde 606.000.606.000.000, 2023 çeyrekliğinde ise 437.000.000'luk bir öz kaynakları varmış. Şirket öz kaynaklarını da arttırmış. Yani şuradan baktığımız zaman dönem varlıklar, duran varlıklar ve öz kaynaklarını 3. çeyreklik ile 4. çeyreklik arasında 3 aylık zaman zarfı içerisinde şirketin arttırdığını görmekteyiz. Bu olumlu mudur? Şirket için tabii ki her zaman olumludur. Zaten kaynak dağılımına baktığımız zaman öz kaynaklar şirketin %78'ini oluşturmakta. Uzun vadeli hükümler %17, kısa vadeli hükümler ise %4. Şirket borçluk açısından pek borçlu olduğu söylenemez. Çünkü öz kaynaklarına baktığımız zaman %78'lik bir paya sahip. Şimdi öz kaynaklar arkadaşlar, şirketin en ufak kalemi bile şirketin öz kaynağı sayılır. Maddi duran varlıklar, duran varlıklar, dönem varlıklar, bunlar komple şirketin öz kaynaklarıdır ve öz kaynaklarını da sayılırlar.
Şimdi fiili dolaşım oranına baktığım zaman %17'lik bir kısmı fiili dolaşım oranındaymış borsada. Hisse başına düşen kar 15,28, ödenmiş sermayesi 30 milyon, piyasa değeri ise şirketin 4 milyar 647 milyon olarak gözükmekte, sektörü holding olarak gözükmekte. Bu arkadaşlar FK piyasa değeri defterlerinde anlatımın en sonunda tekrardan değineceğiz. Bilançoya geldiğimiz zaman dönem varlıklarını düzenli olarak arttırdığını söylemiştik. Şimdi ben şöyle ikinci çeyrekliğe baktığım zaman şöyle 2020'nin ilk çeyrekliğinde 9 milyon 339 binlik bir dönem varlıkları varmış. Fakat 2020'nin ikinci çeyrekliğinde gördüğünüz üzere 8 milyon 375 binlik bir dönem varlıklar varmış. Şirket birinci çeyreklik, ikinci çeyreklik arasında bir dönem varlık satışına gittiğini görmekteyiz. Fakat daha sonrasında baktığımız zaman şirketin dönem varlıklarını arttırdığını görüyoruz. Şimdi dönem varlığı nakit ve nakit menzilleri 23 bin, finansal yatırımları 20 milyon, diğer alacaklar ise 1 milyon olarak gözükmekte. Duran varlıklarına baktığım zaman 2020 son çeyrekte 748 bin, 2020'nin 3. çeyrekte 557 binlik bir duran varlıklar varmış. Şöyle geçmiş yıllara baktığım zaman şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde ve 2020'nin ikinci çeyrekte duran varlıklarında bir azalma olduğunu, fakat 2023'ün çeyreğinde ve 2020'nin 4. çeyreğinde duran varlık arttırdığını görmekteyiz. Yani birinci ve ikinci çeyrekte bir duran varlık satışı gerçekleşmiş. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte şirket tekrardan duran varlık alımı yapmış. Maddi duran varlıkları şirketin 36 bin olarak gözükmekte. Hatta 2023 çeyrekliğinde baktığı zaman 24 bin. 2022 çeyreğinde 25 bin olarak gözükmekte. Maddi duran varlıkları çok az. Duran ve dönem varlıkları şirketin bayağı fazla. Toplam varlıklar ise 771 milyon olarak gözükmekte arkadaşlar. Şimdi kısa vadeli hükümler bir yıl veya daha zaman zarf içerisinde şirketin ödeyeceği borçlardı. Zaten şirketin borçlarına baktığımız zaman öz kaynaklarına oranla çok çok az olduğunu ve öz kaynaklarını zaten şirketin elinden çıkardığı zaman her türlü borcunu ödeyebileceğini görmekteyiz ve borçluk açısından herhangi bir sıkıntı çekmediğini şirketin söyleyebiliriz. Kısa vadeli hükümlerde dediğimiz gibi bir yıl veya daha zaman zarf içerisinde ödenecek borçlardı. Çeyreklik gelir tablosunda şirketin bu borçları ödemesini isteriz. Yani daha doğrusu kısa vadeli yüklerin azalmasını isteriz ki şirketin en azından borç ödediğini anlayabilirim. Şimdi 2020'nin 4. çeyreğine baktığımda 32 milyonluk bir kısa vadeli yükümlülüğü, 2023 çeyreğinde bir 31 milyonluk kısa vadeli yükümlülüğü varmış. Şirket 3. çeyrekli 4. çeyrek arasında bir borçlanmaya gitmiş. Keza 2. çeyreklikte ve 1. çeyreklikte bir borç ödemesi olmuş. Yani 1. çeyreklikte 2. çeyreklik arasında şirket 650 milyona yakın borç ödediğini görmekteyiz. Fakat 3. ve 4. çeyrekte şirket borç almış. Kısa vadeli yükümlülük borcu aldığını görebiliyoruz. Uzun vadeli yükümlülükler ise bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde şirketin ödeyeceği borçlar diyorduk. Kısa vadeli yükümlülükler gibi şirketin çeyreklik gelir tablonunda borçların azalmasını isteriz. Şöyle baktığım zaman 2020'nin son çeyreğinde 132 milyon, 2023'ün çeyreğinde 97 milyon, 2022 çeyreğinde ise 100 milyonluk bir uzun vadeli yükümlülükleri varmış. Şirket 2. çeyreklik ve 3. çeyrek arasında 3 milyonluk bir borç ödediğini, hatta 3,5 milyonluk bir borç ödediğini görebiliyoruz. Hatta 1. çeyrek ile 2. çeyrek arasında 17 milyonluk da bir borç ödemiş. Fakat son çeyrekte şirketin borç aldığını görebiliyoruz. 35 milyonluk bir borç almış. Tabii bu nakit akım tablosunda daha detaylı olarak inceleyebileceğiz. Öz kaynaklarına baktığım zaman 3. çeyrekliğe 4. çeyrek arasında şirketin öz kaynaklarını arttırdığını söylemiştik. Şöyle geçmiş yıllara baktığım zaman yani 2022 çeyrekliğiyle 2020'nin 3. çeyrekliği arasında bir 15 milyonluk bir öz kaynakta azalım olmuş. Fakat son çeyrekte tekrar şirketin öz kaynağını arttırdığını görmekteyiz. Keza 2020'nin ilk çeyreği ile 2020'nin ikinci çeyreği arasında bir öz kaynak azalımı tekrardan olmuş. Ama şirket sonradan öz kaynağını arttırdığını görebiliyoruz. Şirket son çeyrekte bir olumlu yönde hareket etmiş. Toplam kaynaklar ise arkadaşlar 771 milyon olarak gözükmekte. Çeyreklik gelir tablosuna baktığımız zaman 2020 son çeyreğinde şirket 30 milyonluk bir satış elde etmiş. Tabi bu satış gelirlerinden satış maliyeti çıkarıldıktan sonra brüt kar 26 milyon olarak gözükmekte. Bu brüt kardan arkadaşlar biz genel üretim giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
Diğer faaliyet gelir ve giderlerini çıkarttıktan sonra faaliyet kârı 206 milyon olarak gözükmekte. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken diğer faaliyet gelirlerinden şirket 180 milyonluk bir faaliyet kârı elde etmiş. Bunu kamu aydınlatma platformunda finansal raporların altındaki dipnotlardan bakarak detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ben bakmadım. Ondan dolayı bu diğer faaliyet gelirleri acaba dolar kurundan dolayı mı ve hatta farklı bir işlem yaptıklarından dolayı mı geldiğini tam olarak bilmiyorum ama dediğim gibi dipnotlardan bakarsanız diğer faaliyet gelirlerini daha detaylı olarak da bulabilirsiniz. Hemen şöyle finansman geliri öncesi faaliyet kârı 206 milyon olarak gözükmekte. Zaten baktığınız zaman diğer faaliyet gelirlerinden 180 milyonluk bir dediğim gibi gelir elde etmişler. Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kârı 205 milyon. Sürdürülen faaliyetlerden vergi geliri 36 milyon. Yani şirket 36 milyonluk bir vergi ödemiş. Dönem vergi geliri de 1 milyonluk bir 1 milyon 306 binlik bir para çıkışı olmuş. Tekrardan vergi ödemişler. Ertelenmiş vergi geliri yani gideri 35 milyon 521 binlik bir tekrardan şirket vergi ödemiş. Yani şirket düzenli olarak son çeyrekte vergisini ödemiş. Bu arkadaşlar eksi olduğu zaman bilin ki şirket vergi ödüyor. Artı olduğu zaman da şirket vergisini ödememiş. Kasasına artı olarak nakit para olarak yazıyor. Hemen nakit akım tablosuna gelelim. Nakit akım tablosunda işletme faaliyetlerinin nakit akışları arkadaşlar 2020 son çeyreğinde eksi 7 milyon 477 bin yani 7 milyonluk şirketin kasasından para çıkışı olmuş. Dönem karı ise 458 milyon olarak gözükmekte. Fakat şöyle bir durum var. İşletme faaliyetlerinin nakit akışlarında bir şirketin sıkıntı yaşadığını görmekteyiz. Çünkü bunun artı olmasını ve dönem karından da fazla olmasını isteriz. Keza şöyle baktığımız zaman 2020'nin 3. çeyrekliği, 2. çeyrekliği ve 1. çeyrekliğinde sürekli işletme faaliyetlerinden nakit akışında şirketin kasasından para çıktığını görmekteyiz. Hemen şöyle bakalım vergi gelir gideri ile ilgili düzeltmeler. Hemen işletme sermayesinden gerçekleşen değişmeler, faaliyetlerle ilgili diğer borçlar, şirket borç almış mı onu görmek istiyorum. Faaliyetlerden elde nakit akışı. Arkadaşlar şimdi baktığım zaman yatırım faaliyetlerine kaynaklı olan nakit akışlar. Şirket 4 milyon 257 binlik bir kasasından yatırım faaliyetleri için nakit çıkışı olmuş. Bu ne için olmuş? İştirak veya iş ortakları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışıymış arkadaşlar. Bunun yani 4 milyon 257 binlik bir kısmın 4 milyon 241 2 binlik kısmını pay alımından çıkan para olarak geçirmişler. 15 milyon kısmında ise maddi ve madde olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı olmuş. Yani şöyle söyleyeyim, şirket hem pay almış hem de 15 binlik bir maddi ve madde olmayan duran varlık alımı yapmış. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlar arkadaşlar şirketin 11 milyon 727 bin olarak gözükmekte. Nakit ve nakit mezdeki artış eksi 6.450. Pek büyük cüzi bir miktar olmadığını söyleyebiliriz. Hemen ben şöyle FK piyasa değeri defter değerine gelmek istiyorum. Şirketin biliyorsunuz dediğimiz gibi %447'lik bir net kar olduğunu söyleyebiliyorduk ve öz kaynakları borçlarına oranla çok çok iyi ve borçlarında pek borçlu olmadığını şirketin söyleyebiliriz. Hemen şöyle piyasa değeri defter değeri FK arkadaşlar 10 FK'nın 10'un altında olması her zaman iyidir. 10 da olabilir. Normal sayılabilir. Fakat piyasa değeri defter değerine baktığınız zaman 7.67 olarak gözükmekte. Burada bir sıkıntı oluyor. Neden dersiniz? Biz her zaman için ne diyorduk arkadaşlar? Piyasa değeri defter değeri 1 veyahut da 1'e yakınsa hisselerin fiyatının makul olduğunu söyleyebilirdik. Eğer 1'in üstünde ise hisselerin fiyatının pahalı, 1'in altında ise hisselerin fiyatının ucuz olduğunu söyleyebilirdik. Şu duruma baktığımız zaman şirket 6.67 kat hisse senedinin fiyatının değerlendiğini yani daha doğrusu pahalı olduğunu bize söylüyor. Fakat günümüz şartlarına baktığımız zaman piyasa değeri defter değerine birçok arkadaşımızın bakmadığını ve hisse fiyatlarının da o yönde değerlendiğini söyleyebiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var. 7.67 doğrudur. 1'e yakın olmadığından dolayı ve 6.67 kat hisselerin fiyatının bize pahalı olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi günümüz şartlarında pek dikkate alınmadığından dolayı da yapacak bir şey yok. Ben şirketin bilançosunu beğendim arkadaşlar. Özellikle son çeyreklikte şirket bir hata geçmiş. Satışlarını, brüt karını, esas faaliyet karını, FAVÖ'nü her türlü arttırdığını görmekteyiz. Hatta dönem varlıklarını, duran varlıklarını arttırdığını
söyleyebiliriz. Dediğim gibi son çeyrekte şirketin bilançosunu ben beğendim. Ve %4,47'lik bir kârı da zaten bütün haber sitelerinde de görmüş olabilirsiniz. De keza ben de videosunu çekip sizlerle paylaştım. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmak ve bilançosunu anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur kendi açımdan. Öyle düşünüyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.